Illustrator'da çalışmalarımız içerisinde metin kullanmak ve bu metinleri düzenlemek için kullanacağımız araç TypeTool'dur. Type tool yatay ve dikey yazılar yazabilmek için genel yapısı ikiye ayrılmaktadır. Burada Type tool üzerine gelip baktığımızda da ilk üç seçeneğimiz tamamen horizontal yani yatay, vertical olanlar da Diğer üsttekilerin aynısıdır. Saat işlev, işlev olarak aynıdır. Sadece dikey olarak yazı yazmamızı sağlarlar. Bunları da kullanırken okuma yönü dik olan Çince gibi uzak doğu dillerinde kullanılan yazılarda kullanılır. İlk aracımız Type Tool. yolumuzda klavyeden T harfi aracı seçili hale getirdikten sonra Type Tool'u kullanabileceğimiz iki farklı yöntem var. İlki bir Metin ikincisi de metin alanı oluşturarak. Metin kullanımını çalışmamız içerisinde başlıkları yazarken, sloganları hazırlarken, belli karakterleri hazırlarken kullanacağımız bir yapıdır. Type Tool'a örneğe geçmeden önce Type Tool Type Tool örnek dosyasını açalım. Bunun için Illustrator CS6 örnek dosyalar bu dosyalar içerisinden yazı oluşturma ve düzenleme Type Tool Illustrator belgesini açın, açtıktan sonra ilk işlemimizi hemen yapalım. İlk uygulamamız tıklama yöntemiyle açacağımız bir metin alanı olacaktır. Yani burada ilk alana, üstteki alana bir başlık yazacağız. Yazacağımız başlığı da bir tıklama yöntemiyle başlayacağız. Yazı yazmaya başlayacağımız noktaya gelip sol klik. Mouse'un sol tuşunu bir kere tıklayarak imle yanıp sönmeye başladığında artık yazı yazabiliriz anlamına geliyor. Ölü metin veya mıgır metin olarak da adlandırılan Lorem Ipsum'un ilk cümlesini yazacağım ben buraya. Lorem Bu ilk cümle bizim için çalışma yüzeyinde başlık oluşturacak. Bu şekilde tıklama yönteminde az önce de bahsettiğimiz gibi başlıklar, sloganlar veya kısa boyutlu metinler için kullandığımız yöntemdir. Neden buna benzer kısa metinlerde kullanıyoruz? Çünkü satırın sonu bu metin alanında yoktur. Ta ki biz Enter tuşuna, klavyeden Enter tuşuna bastığımız anda yeni bir satıra dönüş yapar. Lorem ipsum dolor sit amet yazısını yazdıktan sonra Selection Tool aracına dönüş yapacağız. Bunun için Selection Tool aracını bir kere tıklıyorum. Tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi Bounding Box çerçevesi çıkıyor. Bu çerçevenin sağ alt köşesinden tutarak klavyeden de shift tuşuna basmamız gerekecek. Yoksa burada da gördüğümüz gibi yazının yani fontun orantısını bozabiliriz. Orantıyı bozmamak için klavyeden shift tuşuna basarak devam ediyoruz. Evet. Başlığımızı oluşturmamız gereken alana başlığımızı oluşturduk. Alt tarafta bir paragraflık alan var. Bu paragraflık alanı oluştururken az önce oluşturmuş olduğumuz metin alanı yöntemiyle değil de metin kutusu yöntemini kullanacağız. Bu metin kutusu yöntemi için yine Type Tool'u tıklayıp Rectangle Tool'la bir dörtgen oluşturur gibi bir metin kutusu oluşturacağız. Şu şekilde bu metin kutusunu oluşturduktan sonra ekleyeceğimiz yazı artık bu metin kutusunun boyutuna göre satır sığmazsa bir alt satıra otomatik olarak geçecektir. Örnek bir metin alalım. Bu alacağımız örnek metini de lipsum.com'dan alacağız. Bunun için internet sitesi olan lipsum.com'a giriyorum. Girdiğimizde burada eğer Türkçe dil seçeneğini seçerseniz hemen Türkçe olarak lorem ipsum nedir, nereden gelir, neden kullanırız gibi bilgileri burada öğrenebilirsiniz. Lorem ipsum olarak metin yani mıgır metin alabilmek için Hemen alt tarafında alt köşeye doğru bulunan bölümden lorem ipsum üretebiliriz. Üretebileceğimiz bazı seçenekler var. Bunların ilki paragraf. Sol taraftaki sayı hanesinde girmiş olduğumuz sayı kaç paragrafın üretileceği veya kaç sözcüğün, kaç kelimenin üretileceği, kaç karakterlik bir metnin üretileceği veya kaç liste üretileceği. Burada liste sayısı değil de toplamda 3, 3 maddeden de oluşan veya 5 maddeden de oluşabilir. Bunlardan kaç liste üretileceğini burada belirtebiliriz. Paragraf seçeneği seçiyoruz. Hemen sağ tarafta Lorem Ipsum Dolar Sit amet ile başlasın mı? Başlamasın mı? Onun seçeneği var. Seçeneği kaldıralım. Çünkü başlığımızda zaten Lorem Ipsum Dolar Sit amet'i kullandık. Bunun artık olmasını istemiyorum ben. Lorem Ipsum üret dediğimde belirtmiş olduğum 5 paragraf mıgır metini hemen üretiyor. Bu üretilen metinlerden ilk paragrafı şöyle sol başlangıcına gelerek sonuna kadar seçip komut C ile kopyalıyorum. Daha sonra Illustrator'a dönüp metin kutumda dikkat ederseniz imleç yanıp sönüyor. Komut V ile yapıştırıyorum. Burada almış olduğumuz paragraf biraz kısa geldi. Bir paragraf veya bir, birden fazla paragraf daha alabilirmişiz. Tekrar lipsum.com sayfasına geri dönüş yapıyorum. Alttaki paragrafı da alıyorum. Hemen burada devam ederken aynısından da kopyalayabilirdik. Tekrar etmemesi için ben ikinci bir paragraf daha aldım. Bu şekilde oluşturduğumuz metin kutusunu düzenlerken de mutlaka içindeki yazıları seçili, seçerek düzeltmemiz gerekecek. Çünkü üst taraftaki metin alanı şeklinde oluşturmuş olduğumuz yazıda hatırlarsanız nesneyi tıkladığımızda hemen Selection Tool'la büyütüp küçültebiliyorduk. Bu büyütüp küçültme işlemini burada metin kutusu üzerinde yapacağımız için haliyle yazılar metin kutusunun boyutuna göre ve sağacak şekilde kendisini otomatik olarak ayarlayacak. Biz sadece metin kutusunu ayarlamış olacağız. Oluşturmuş olduğumuz her iki yazını her iki yazıyı da düzeltebilmek için Type Tool'a geçiş yaparak yazı üzerine geldiğinizde dikkat ederseniz Baseline adını vermiş olduğumuz temel çizgisi olarak da adlandırabiliriz. Bu çizginin çıktığını görüyoruz. Bu çizgi imleçle üzerine doğru geldiğimizde çıkan bir çizgidir ve hangi metini seçili hale getirmeye veya düzenlemeye ...başlayacağımı bize gösteren bir ipucudur. Harflerden herhangi bir üzerine veya buradaki baseline çizgisi çıktığı andan itibaren herhangi bir noktaya tıkladığınızda oradaki alandan itibaren tekrar düzenlemeye başlayabilirsiniz. Alt taraftaki diğer metin kutusu için içinde aynı şeyler geçerli. Şu an üst taraftaki metin alanındayım. Alttaki metinle geçmek için üzerine doğru gelip bir kere tıkladığımda hemen buradaki alana geçiş yapabiliyorum. Her seferinde normalde selection tool'dayken hemen type tool'a geçip bu şekilde tıklamayı kullanmaktansa selection tool'la da metin düzenlemeye geçiş yapabiliriz. Bunun için selection tool'a geçiş yapalım ve nesne üzerine metin üzerine gelip çift tıkladığınızda tıklamış olduğunuz alanda imleç yanıp sönmeye başlayacaktır ve artık istediğiniz yazıya istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz. Ve biz çift tıkladığımızda da artık aracımız Selection Tool'dan çıkıp Type Tool'a dönüş yapıyor. Type Tool'dan Selection Tool'a geçiş yapabilmek için de şöyle bir yöntem kullanabilirsiniz. Şu anda bir yazı yazmaya yazı yazabileceğim veya düzenleyebileceğim bir durumda olduğumuz için Selection Tool'un kısa yolu V harfiydi. V harfine bastığınızda burada yazı, karakter girmeye başlarsınız. O yüzden Selection Tool'a dönüş yaparken kullanacağımız yöntem şu olacak. Klavyeden PC kullanıcıları kontrol, Macintosh kullanıcıları komut tuşuna basarak dışarıda boş bir alana doğru bir kere tıklayın. Tıkladığınız anda az önce düzenlemekte olduğunuz metin kutusundan çıkmış olursunuz. Ama hala Type Tool'dasınız. Bu andayken klavyeden V harfine bastığınızda Selection Tool'a dönüş yapmış olursunuz.